Amerika Birleşik Devletleri'nde bunlar olurken İngiltere'de bambaşka bir komplo teorisiyle karşı karşıyayız. Bir fotoğraf ve o fotoğrafın getirdiği komplo teorisiyle İngiliz basını delirmiş durumda şu anda. Kafayı yemiş durumdalar. Zaten kraliyetle kafayı bozmuşlardı. Niye? Çok satıyor çünkü. Bu yeni komplo teorisiyle iyice ne delirdiler. Elif Eperen'e dedim ki Elif'ciğim sen dedim baktın mı bu komplo teorisi nedir diye. O da dedi ki durun ben bir bakayım. Elif baktın mı neymiş bu komplo teorisi? Baktım Cüneyt Bey. Komplo teorisini aslında birazdan özetleyeceğiz ama isterseniz bir önce totalde ne olduğunu kısaca bir hatırlatalım. Şimdi tamam. on, e, 19 Aralık'ta biz aslında Kate Middleton'ı son kez gördüğümüzü fark etmeden onun son kez bir fotoğrafını gördük. Ve daha sonrasında 17 Ocak'ta Kate Middleton ameliyat olacağına dair kendi Instagram hesabından bir açıklama yaptı. İşte kar, karın ameliyatı olacağım dolayısıyla da Paskalya zamanındaki törenlere katılamayacağım vesaire gibi böyle üstün körü hızlı yapılmış bir açıklama gibiydi. Ve bu da zaten o dönemde konuşulmuştu biraz. Daha sonrasında iki hafta boyunca hastanede kaldı Kate Middleton ve şu spekülasyonlar konuşulmaya başladı. Yani bu insanlar kraliyet ailesi neden hastanede tedavi görüyor? Hani istese evinde 7-24 ona bakabilecek bir doktor da eve tahsis edilebilirdi gibi Durumlar konuşulmaya başladı ve biz bu dönem içerisinde Kate Middleton'ın bir fotoğrafını bile görmedik ve e, insanlar artık şunu da altına çizmeye başladı. Ya bu kadın lohusayken işte iki buçuk e, günlük bebeği varken bile fotoğraf verebiliyorken basit bir karın ameliyatı yüzünden neden biz tek bir fotoğrafını bile göremiyoruz gibi durumlar konuşulmaya başlandı. Daha sonra 4 Mart'ta Kate Middleton ve annesinin olduğu iddia edilen bir fotoğraf servis edildi. E, fotoğrafta aslında birazcık zoom in girdiğimizde onun Kate Middleton'ın kardeşi olabilir mi olmayabilir mi vesaire bunlar konuşulurken 10 Mart'ta o hepimizin bildiği çok konuşulan anneler günü fotoğrafı paylaşıldı ve bu fotoğrafın aslında şoplu bir fotoğraf olduğu veya işte yapay zeka ürettirildiği gibi bir sürü spekülatif söylemler dolaşmaya başladı. Fotoğrafta işte Charlotte, kızı Charlotte'un hırkasının ya da eteğinin boyundan tutun Kate'in fermuarına kadar her detay ince ince işte incelendi. Nedir bu fotoğraf vesaire derken Kate kusura bakmayın ben kötü bir photoshop yaptım diye. E, dün itibariyle de Kate'in yine Kate'in olduğu iddia edilen bir fotoğraf servis edildi. Arabada Kate arkada William'la beraber oturuyor. E, fakat aslında bu fotoğrafında daha önceden Kate'in arkadan çekilmiş bir fotoğrafının Photoshop'lu hali olduğu şu anda bütün İngiliz basınında konuşuluyor. E, dolayısıyla bunlar böyle konuşulurken tartışılırken biz dedik Ve ki... bir şey fotoğraf... daha oldu Elif orada. Önce bu tabloid basını bu fotoğrafı biraz önceki o Photoshop'lu fotoğrafı getirin o fotoğrafı yayınladılar. Sonra dediler ki ya biz bu fotoğrafı geri çekiyoruz Reuters ya da büyük haber evet. ajansları. Çünkü bu fotoğraf gerçek değil. Ya yapay evet. zekayla üretilmiş ya da Photoshop'la bir şey yapılmış. Ve de bu fotoğrafın tabii şimdi kraliyet hesabından yayınlanan böyle bir fotoğrafın sahte çıkması beraberinde bir sürü söylentiye getirdi ki Kate Middleton çıkıp bunları yalanlamadı. Yani bir video çekip çok kolay bir şekilde bütün hepsi yalan diyebilirdi. Peki bu söylentiler neydi? Şimdi komplo meselesine burada geliyoruz herhalde değil mi? Neler evet. üretildi şu anda? Şimdi ilk komplo teorimizle başlıyorum Cüneyt Bey. Tabii ki de en çok e, sevilen aldatma, aldatılma hikayeleri. İlk olarak William'ın Kate'i e, Lady Rose adında yine kraliyet ailesinden biriyle aldattığına dair e, bazı yazılar, makaleler var hatta bu konuyla ilgili. Neden Kate William'ı bununla aldatıyor diye vesaire. E, birinci komplo teorimiz Kate'in bu aldatmayı öğrendiği bunun dolayısıyla William'dan ayrılmak istediği ve bunu böyle basına çıkmayarak, herhangi bir söylemde bulunmayarak aslında biraz dikkatleri toparlamaya çalıştığı üzerinde birinci komplo teorimiz bu. İkincisi ise yine aldatıldı fakat bu duruma dayanamadı ve bu yüzden aslında rehab yani bir rehabilitasyon merkezine yatırıldı ve orada tedavi gördüğü yönünde. Üçüncü komplo teorimiz bu biraz enteresan. Brazilian butt dediğimiz, bu son dönemde bayağı da popüler olan, bir estetik operasyon aslında bu. Popo büyütme diyoruz. hani alelade bir tabirle. E, üçüncü kompletörümüz bu. Bu ameliyatı oldu ve şu anda hani basına çıkamıyor. Dolayısıyla hep yatması gerekiyor vesaire filan gibi bir e, var var. Sonuncusuysa komada, ya bu da bugün birazcık daha böyle gündeme gelmeye başladı. Ya komada ya da öldü diye söylentiler çıkmaya başladı. Kate'in yani yaklaşık 3 aydır diyebileceğimiz kadar bir süredir herhangi bir fotoğrafının olmaması ve işte herhangi bir yere herhangi bir demeç vermemesi, bir resmi törene, ödül vesaire herhangi bir yere katılmaması e, bu komplo teorilerini daha da alevlendirecek gibi duruyor. Elif'ciğim çok teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi el alemin derdi bizi bile gerdi buradan. Amerikalıların, İngilizlerin özellikle derdi. İngilizler bununla kafayı yemiş durumdalar. Gerçekten bu kraliyet ailesi onlar için hani bir kutsal bir tabu gibi bir şey yani. Hani bununla yaşıyorlar. Çok teşekkür ederim Elif. Ben teşekkür ederim. Bununla, bununla çok güzel e, özetlerini çok teşekkürler. Ee, yine bir başka habere geçelim. Mike Tyson'la Jake Paul. Netflix'in bir boks etkinliğinde buluşacaklarmış. Bu çok konuşuluyor. İkisinin antrenmanları yayınlanıyor. Mike Tyson'ı hepiniz biliyorsunuz. Bu e, şeyde, bu adam adamda diğerini. E, Jake Paul iki kardeşti bunlar hatırlarsanız. E, YouTuber'dılar. Hatta Jake Paul'un bir tane Netflix'te belgeseli var. İlginç bir belgeseli ona bakabilirsiniz. Ee, o da e, gerçekten e, bu adamın nasıl bir boks dünyasında döndüğünü gösteriyor. Şimdi her iki tarafta antrenmanlar yayınlıyorlar. İşte birisi Mike Tyson 55 yaşında, Jake Paul daha genç ama tabii Mike Tyson adam bir antrenmanını gördüm. Dedim aman abicim bu adamla bir denk gelmeyelim Umarım Beni gebertir evire çevire döver yani. Yesefimi <laughs> Sıradaki gelsin. Gel. Var ya bir tane boksör geldi. İrlandalı boksör. Bütün esnafı tek tek dövüp geçti. <laughs> Aynen o şekilde bir adam yani. Jake Paul'da yürek varmış. Onu gördüm ben. Bu arada boks ve demişken başka bir şeye görelim. Andrew Tate adlı macho ve kardeşi Tristan Tate. Bunlar da Romanya'ya tüymüşlerdi biliyorsunuz. Hatta Andrew en son geçen gün Türkiye'ye geldi. Hatta fotoğraf paylaştı. Niye geldiğini bilmiyoruz. Kimle ne buluştu, ne konuştu onu da bilmiyoruz. Bunlar da Romanya'da gözaltına alınmışlar. Neden? İngiltere'de 2012-2015 yıllarında bir kızı taciz ettikleri, hatta affedersiniz pezevenklik yaptıkları iddia ediliyor. İddia bu. Bilmiyorum yaptılar mı yapmadılar mı? Kibarcıoğlu'nun tabii kadın trafiği falan diye söylüyorlar ama bu yüzden gözaltına alınmışlar. İki problemli çocuk böyle dünyadaki maçoluğun Tarihinin kitabını yazıyorlar. En son hatırlarsanız e, bu çevre aktivisti Thunberg'e e, pizza şeyinden bir fotoğraf koymuşlardı. Yine bir gözaltı gelmişti başlarına. Şimdi ama bir yandan da çok popülerler baktığınız zaman. bayağı bir konuşulu konuşuluyorlar. Evet bugünkü yayınımızı e, yavaş yavaş burada bitirelim isterseniz. Bu arada kedi davasında... Emrullah biraz önce bir e, tweet atmış diyor ki e, ifade veriyor diyor İbrahim olan demiş ki 8 Şubat'taki ifademi yeniliyorum demiş ben bir suç makinesi değilim demiş anlık psikolojik çöküşten dolayı böyle öfke anında kendimi kaybettim demiş hata yaptım demiş her defasında kilolarca mama alıp dağlık arazilerde kedi köpeklerle vakit geçirmek için bana terapi gibi geldi demiş bir hayvan barınağına bağışta bulundum. Bunları yapacağımı psikolojik destek vereceğime söz veriyorum demiş. E tamam o zaman salın gitsin yani Türk yargısı için. Bir de takım elbise giydiyse tamam ya tamam. İyileştirici neden bir, iyileştirici neden iki, iyileştirici neden üç. Bilmiyorum yani hani.